Kırmızı kapya biber turşusu nasıl yapılır? Mucit Anne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kırmızı kapya biberle şöyle güzel bir sos, meze hazırlayacağız. Gerçekten sabah, öğlen, akşam çatal çatal yiyebileceğiniz mükemmel bir lezzet. Ben neler yapıyorum? Yaklaşık 2 kilogram Kapya biberim var tam olgunlaşmış etli olanlarından güzelce yıkadım çekirdeklerini temizledim ve çatalıma gelecek şekilde doğrama işlemine başlayacağım şöyle bakın içerisinde kalanları da güzelce temizliyorum ve doğrama işlemine geçeceğim şöyle ortadan ikiye böldükten sonra elimle hemen doğruyorum dilerseniz bir kesme tahtasında kullanabilirsiniz çatala gelecek büyüklükte doğramaya özen gösteriyorum. Bütün biberlerin bitinceye kadar aynı işlemi uygulayacağım. Kapya biber turşusu e, ama bence bu bir meze olarak da kullanılabilir. Yemeklerinizin yanında e, ya da kışın kısırlarınızın yanında yaptığınız kısırların yanında gerçekten mükemmel bir lezzet. Şimdiye kadar yapmadığınıza pişman olacaksınız. Hazır vakit varken, tam yaz mevsimindeyken hepinize yapmanızı öneriyorum. Bütün biberlerimi bu şekilde tamamlayacağım. Bakın şöyle çatala gelecek şekilde doğruyorum. Evet ben biberlerimin doğrama işlemini tamamladım. Şöyle bakın sizlere yakından da göstermek istiyorum. Ve şimdi pişirme aşamasına geçebiliriz. Evet tenceremin içerisine hemen bir çay bardağı sirke. Bir çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Dilerseniz siz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Hemen arkasından 1 yemek kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Çok fazla geliyorsa biraz daha azaltabilir ya da biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Şöyle bir çırpıcı yardımıyla karıştırmak istiyorum. Daha sonra ocağımın altını yakacağım. O zaman daha kolay eriyecektir içerisindeki tuz. Evet, tuzum eridi. Şöyle sosum fokurdamaya başladı. Hemen üzerine kapya biberlerini doğramış olduğum kapya biberlerini ilave ediyorum. Gerçekten çok pratik ve yapması çok keyifli. Şimdi tam zamanı ve bunun bekleme süresi yok. Dilerseniz hemen yapın, hemen tüketmeye başlayın. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Biberlerimizi çok fazla pişirmeyeceğiz. Çok böyle ağzımıza kıtır kıtır gelmeyecek ama hamur gibi de yumuşak bir biber elde etmeyeceğiz. Böyle güzel turşu kıvamında bir lezzet elde edeceğiz. Bir baş iri doğramış olduğum sarımsağı ilave ediyorum ve içerisine birkaç tane de tane karabiber ilave ettim. Tane karabiber ilave etmemin nedeni aroma vermesi açısından. Ben evde olduğu için kullandım. Kullanmak zorunda değilsiniz. Karıştırma işlemini tamamladıktan sonra tenceremin kapağını kapatıyorum. Bir 10-15 dakika bu şekilde pişireceğim. Bakın şöyle güzelce sulandı. E, sosu az diye düşünmeyin. Bu kadar sirke ve yağ yeterli mi diye düşünmeyin. Çünkü biberler de sulanıyor. İçerisine kattığımız zaman biberler de sulanıyor. Sirkeniz çok keskinse şöyle bir iki tane küp şekeri ilave edebilirsiniz. Ya da bir tatlı kaşığı kadar küp şekeri ilave edebilirsiniz. Bu sirkenin keskin tadını alacaktır. Ben şöyle bir tane ilave etmek istiyorum. Bu da size bir püf noktası olsun. Tadına bakın. Eğer böyle sirkeniz çok keskinse, sizi rahatsız ediyorsa, içerisine bir miktar şeker ilave ettiğiniz zaman, o keskinlik biraz daha yumuşayacaktır. Üzerine bir demet maydanoz ilave ediyorum. Maydanozu çok ince ince doğramanıza gerek yok. Şöyle yemeklik diyebilirim. Doğradıktan sonra ilave ediyoruz. Karıştırdıktan sonra hemen kavanozlamaya başlayacağız. Sıcak sıcak diyoruz ki vakumlama işlemini sağlayabilelim. Evet bakın ben şöyle hazırladım. Ee, kavanozumun altında mutfak, mutlaka bir mutfak bezinden yardım alıyorum. Çünkü oldukça sıcak. Elinizin yanmaması açısından buraya dikkat edin lütfen. Şöyle karıştırıyorum. Ortak, homojen bir karışım elde edebilmek için kavanozlama işlemine devam ediyorum. Benim yaptığım ölçüden 2 tane yarım litrelik kavanoz ve bir tane de yarım litrelik kavanozun yarısı doldu. Yani iki buçuk tane yarım litrelik kavanoz doldu. İki, iki tanesini vakumlayacağım. Kalan bir tanesini de yarımını da hemen akşama tüketmek için e, soframda paylaşacağım. Şöyle kalan tenceremin dibinde kalan son soslarını da eşit miktarda dağıtıyorum. Ve şu anda hala sıcak. Hemen kapaklarımı kapatacağım. Ters çevireceğim ve 24 saat o şekilde kalacaklar. Şöyle çok sıcak. Hemen bir mutfak bezinden yardım alıyorum. Şöyle güzelce kapattıktan sonra ters çevireceğim ve vakumlanmasını sağlayacağım. Mucit Anne YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Afiyet olsun.